Altılı masada pazarlık demiş. Kazanacak aday çıkış ediyor. İyi Parti lideri Akşener'in Pazar günü altılı masa toplantısı öncesinde CHP'ye borcumuzu 31 Mart seçimlerinde ödedik. O masanın özellikle bir noter olma görevi yok. Kazanacak aday istiyoruz. Sözleri siyaset kulislerini hareketlendirdi. Akşener'in ifadeleri kılıçdaroğluna yönelik bir hamle olarak değerlendirildi diyor burada. İki başkanın olasılığı azaldı, liderlerin gerek partilerine gerekse tabanlarına karşı mesaj olarak yorumlanan ifadelerin gün geçtikçe sertleşmesi masadaki pazarlıklar zorlu geçecek şeklinde yorumlandı. Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz? Karar verin. Çıkışına ilk yanıt veren İmamoğlu ve Yavaş'ın masaya getirilme olasılığı da azaldı" diyor. Şimdi e, buradaki mesaj özellikle İyi Partiden. Cumhuriyet Halk Partisi cephesine neden? Yani kazanacak bir aday istiyoruz artık diyor. Yani yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi, yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi. E ne oldu? Şimdi tamam seçim bir şekilde kaybedildi, kaybedildi, kaybedildi. Ondan sonra ne oldu? Yani ister istemez artık kulislerde de bu e, hem vatandaş olarak, hani bırakın e, kulisleri, e, insana mantıken şunu düşündürüyor. Yahu kardeşim yıllardır çıkıyorsun yıllarda çıkıyorsun ama bir sonuç göremedik senden. Ya bırak, madem bırak. Başka birisi değerlendirsin, başka birisi geçsin masaya da bari bir de onu deneyelim, görelim. Düşüncesi kanaatini zenginleştirmiyor değil. Vatandaş olarak da öyle düşünüyorlar. ha. Yani bu altılı masa cephesinde özellikle yani artık diyor hani bırak da kazanamıyorsun artık. Geçsen başa yani yine aday olsan, yine aday olsan aynı şekilde yine kaybedeceğiz diyor. Bu da Aynı şekilde hem kulislerde hem vatandaşlarca, aynı fikri, aynı kanaati oluşturuyor.